Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün çekiliş videosuyla karşınızdayım. E, çekiliş sonuçlarını açıklayacağız. Ufaktan birkaç birkaç şey daha anlatacağım. Daha sonra videoyu bitireceğim. E, öncelikle birkaç duyuruyla başlayayım. Burada önceki videoda sanırım şey demişim. E, seçici demişim ama burada seçici değilmiş. Rastgele atıyormuş. Yani buradan 5 yıldız yerine 3 tane 4 yıldız almak belki daha iyi olabilir. Belki. Eee bayağı 5 yıldız alabilirsiniz hem daha iyi olması için size kalmış. Hani buradan olmayan bir karakter atarsa işte ne bileyim e, Iceman falan atarsa veya en kötü ne bileyim a, e, neydi bu karakterin adı Angela mıydı yok. Neydin sen işte şu karakteri atarsa veya Scourge falan atarsa çok boşuna olur. O yüzden e, belki seçeneğinizi değiştirebilirsiniz. Belki Gore efsanevi sandığı da tercih edebilirsiniz. Belki burada altı yıldız atar da çok zor. E, diğerlerinde Bilmiyorum ama yine de ben şey alacağım. E, Artifak sandı açacağım. Ya 3 tane 4 yıldız açacağım ya da bir tane 5 yıldız açarım. E, en başta bunu söyleyecektim. Bir diğer duyurum. Bir karakter daha bastık. Taskmaster'a bastık arkadaşlar. E, bayağı maddem varmış ve buna da çok az gitmedi. Buna bayağı gitti. Çünkü kategori 3 olduğu için kategori 3'e basmak için de ekstra madde e, istiyor. Ve şu anda ne kadar malzemem kaldı göstereceğim. Biometriyim hiç yok. Bakın 700 tane falan kalmış. Hatta yanlışlıkla oto seçme işini yapmadım. Size demiştim dikkat edin diye. test Master'ı basarken yanlışlıkla istemediğim karakterlerin biyomesini kullandım. Ama yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Elimiz kaydı. Burada da 500 olmuş. Bu kutuyu aşacağız. Onu söyleyelim. Onun haricinde şurada videoda bahsedeceğim bir tane detay var. O da kart üretim küpü ile alakalı. Ondan bahsedeceğim. Burada maddemizi gösterecektim. 2900 ve 4300 kalmış. Şimdi şöyle yapacağız. Miss marble gelsin. O gelene kadar bir şey ellemeyeceğiz. Şu anda aşırı gereken birisi de yok zaten. Tek sıkıntı şu. E, ee, Iron Man veya Halka kategori 4 yap basmayı bekliyoruz ama biraz daha madde biriktirmek lazım onlar için de. O yüzden tam böyle rahat basabileceğim şekilde e, ayarlayacağım onları. İlk önce Miss Marvel'ı bekleyelim. Çok trash, trash çıkarsa yani trash çıkarsa e, basmayız onu. Bakalım. kostümlük bir kristalle biriktirdik. Ona bakacağız. En kötü zaten şeyi basacağız. mistik için madde bir ayırdım. Ee, onun sadece ekipmanına gidecek ve mega bileti lazım. Onun içinde yani 2-3 haftası var daha bunun. Ee, Starkımız devam ediyor. Daha bir haftası varmış. Onu yenileriz. Evet. Bunları söyleyecektim. Hm. Belki videonun başlığını bu şekilde koymuşumdur. Emin değilim. 2 dakikada hatta 1 dakikada belki 5 dakikada kaç dakika dediğimi bilmiyorum ama çok çok kolay bir e, kart üretim küpü kasma taktiğimiz var onu anlatacağım. Şimdi şöyle biliyorsunuz eskiden 30-40 tane alıyorduk ve e, bayağı biriktiriyorduk. Yine işte 500'ü geçiyordu geçmiyordu işte o şekilde yapıyorduk ama şimdi garanti bir şekilde 750 tane alabiliyoruz. Bakın bende 16.000 tane var en kolay taktiğinden bahsedeceğim lafı dolandırmadan bahsedeceğim. Herkes de en çok bunu sever. Şimdi iki kere girme hakkımız var. Bir kere kendimiz açabiliyoruz. Ve bir tane de hatta iki ikisinin de başkasının boyut yerine girip halledebiliyoruz. Şimdi şöyle genelde boyut yerini açan kişi herhangi bir arkadaşınız veya ittifaktan birisi açtı. Girdiniz. Bir kere temizlemeniz yetiyor tamam mı? O kişi zaten büyük ihtimalle kendisi bitirecektir. Yüzde yüz yapacaktır. Şöyle hatta ben boyut yerini açayım. zaten temizlemesem de olur. Mesela açtım tamam mı? Boyutlarını açtım. Şuradaki e, gir dediğimizde hatta şurada durum var ya şurada durum yazıyor altının aşağısında. Hatta şurada bakın solda durumun altında bir yüzde sıfır yazıyor. Orası yüzde yüz olduğu anda şey alabiliyoruz buradan. Yüzde hmm, yüz olduğu anda kart üretim küpünü alabiliyoruz. İlk önce bakın bir kere olduğunda 300 verecek. de herhangi birinden yine tekrardan temizliyorsunuz. 400 alıyorsunuz. Mesela ittifaktan birisi açtı. Bakın şurada solda Bayağı boyut tirağı olacak tamam mı? Saat 6'dan sonra artık günlük dönemi olduktan sonra herkes temizleyecek büyük ihtimalle Birisi açtı Siz hemen onunla birlikte bir iki tane kesin tamam mı? Gücünüz ne kadar yetiyorsa birinci kata Yetiyorsa Birinci katta kesin tamam mı? O kendisi bitirdiği anda siz orayı Temizlediğiniz için bir kere Oradaki ödülü almaya hak kazanacaksınız yani şuradaki Ödülü almaya hak kazanacaksınız sağ aşağı kuşu da zaten ee, şey çıkacak ilerleme tamamlama bonusu diye çıkacak bir de bir diyecek ve bunu tamamlayıp alacaksınız. Bir kişi daha açtığında onunkini de temizleyeceksiniz. F i̇ki farklı kişinin boyutlarında. Tamam mı? Yüzde yüze yakınken şey yapmayın çünkü bitirebilir veya iki üç kişi aynı anda bir giriyorsa bitirebilirler. Yüzde sıfırken hemen açtığı anda yakalayın. Zaten oyunun bildirimi size gelir işte şu kişi boyut açtı diye. Ee, direkt girin bir kere temizleyin. O bitirdiğinde şöyle kontrol edin arada 5-10 dakikada bir o bitirdiği anda siz oradan ödülünüzü alabilirsiniz. Yani bu 2-3 dakikalık bir işlem açıkçası. Yani ben ilgi çekmek için <laughs> bir dakika diyebilirim ama aslında hani kafada baktığımızda bir dakika hani bir saat boyunca uğra uğraşmıyoruz. Birisi tamamladığında hemen giriyoruz bir kere temizliyoruz. Sonra başka birisi açıyor. Onun de girip bir tane temizliyoruz. Onu da bitirmesini bekleyip ödülümüzü alıyoruz. Bunu günlük iki kere alabiliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bir tanesinde 350 bir tanesinde 400 alıyoruz. Ve Olayımızı kapatıyoruz günlük e, kart üretim küpümüzü 750 şekilde alabiliyoruz 1-2 dakika civarında tamam mı anlatmak istediğim konu buydu e, bunu açıklığa kavuşturmuş olalım en azından bir video olsun başlığı bu şekilde olsun çünkü bunun hakkında soru gelebiliyor arada e, hem de çekiliş videosu yapacakken boş geçirmemek istedim. E, skor atacaktım ama vazgeçtim bundan da e, onu söyleyeyim İttifak hakkında birkaç duyuru bulunacağım yine 40 kişi olduk birkaç atmayan skor atmayan var arada duyuru yapıyorum e, takip edin mutlaka e, İttifaka bir bazen bir iki kişi lazım olabiliyor e, eğer ki güzel skor atıyorsanız gelebilirsiniz şu anda da belki bir iki hafta içerisinde yer açılır haberiniz olsun. Bu şekilde hafta içi e, bekliyoruz. Heh. Onun haricinde bir şey daha söyleyecektim. Bu arada e, biliyorsunuz bilenler varsa Marmara Üniversitesi'ni kazanmıştım ben. E, ama gitmemiştim. Şimdi oradaki kaydımı sildireceğim. Tekrardan Marmara Üniversitesi'ni kazandım. Başka bir bölüm kazandım. Maliye kazandım. E, eğer ki Marmara'da okuyan varsa veya aynı bölüm tutturan varsa şansımıza e, Instagram'dan bana yazabilirler. E, okul hakkında konuşabiliriz. Birkaç şeyler hakkında. ...muhabbet edebiliriz. Haberiniz olsun. Şu bir hafta içerisinde yarın okula gideceğim hatta. E, kayıt sildirmem lazım. E, daha sonra yeni kaydımı yaptırmam lazım. İki gün içerisinde. E, gerçi bir haftalık bir süre işte. Neyse. Bunu söyleyecektim. Eğer varsa takipçi, takipçilerimiz arasında... ...Marmara'da okuyan yaşlılarım... ...benden büyük veya fark etmez. Buna bakarız. En nihayetinde e, okul hayatı da başlıyor. Okul zamanında... İlk bir yıl çok yoğun olmaz diye düşünüyorum. O yüzden videolar gelir. Yani çok sık olmasa da haftada yine 3 video bir şekilde, 3 video şeklinde yaparız diye düşünüyorum ben. Bence haftalık 3 da bizim oyunumuz için gayet yeterli. Güncelleme zamanları biraz daha sıklaştırırız. Güncellemede olmadığı zamanlarda işte meta videoları yaparız. Skor hakkında videolar yaparız. Shadowland videoları yaparız arada. Seviyorsunuz çünkü. Takım savaşı videoları, başman videoları bunları yaparız o günlerde. O zamanlarda daha doğrusu. Ve bu şekilde de çekiliş sonuçlarını açıklayalım. 10 tanesini dağıtalım. Geriye biraz daha kalacak 8-10 tane daha var. Onları da dağıtırız bir sonrakinde. Hepsini dağıtmayı düşünüyordum da ulaşmayanlar oluyor. O yüzden arta kalanlarla birlikte böyle yeni bir 10 tane daha yaparız diye tahmin ediyorum. Hemen gidelim ve çekiliş sonuçlarını açıklayalım. Şimdi geldik. Hemen çekiliş sonuçlarımızı açıklayalım. Şöyle çekiliş diyeyim burada herhalde Herkesin profili çıkıyor diye hatırlıyorum. Tek tek bakacağız. E, aynen. Burada 10 kişi kazandı yedeklerden 2 kişi göstereceğim. Haberiniz olsun. Hemen ilkine bakalım. Şöyle direkt YouTube'tan e, Muhammed Emin Kaplan'la başladık. E, zaten kendisini biliyordur. Profil fotoğrafına gerek yok. İkinciye bakalım. E, Samet Mutlu kazandı. Üçüncüye bakalım. E, yorumlarınız yok ama sıkıntı değil. E, önemli değil. Dördüncüye bakalım. E, herkes baksın. Ahmet Demir kazandı. E, beşinciye şöyle bakalım hızlı hızlı. E, Kemal Akta kazandı. Altıncıya bakalım şöyle. Altıncıya geldik. Mehmet Salih Semerci kazandı. E, yedinciye bakacağız. Altıya baktık. Yattara kazandı. E, güzel oyuncudur. Sekizinciye bakalım hemen. E, Alperen Özcan kazandı. E, dokuzuncuya bakalım. Bakalım Efe Erkaya kazandı. Ve son olarak onuncuya bakalım. Murat Özdemir kazandı. Hemen iki tane yediğimizi göstereyim. Zaten yediğe çok ihtiyaç olmayacak da. Spiderman'imiz kazandı. İkinciye baktığımızda da ikinci yediğimiz Şakir Pekdemir kazandı. Şöyle söyleyeceğim. Bugün saat 12'ye kadar ve yarın saat 12'ye kadar hatta. Aynen yarın saat 12'ye kadar ulaşmazsanız yedek arkadaşlara dağıtacağım. Haberiniz olsun. Yedekler de bugün ulaşıp yedek olduğunu belirsinler. Instagram'ın yorumlarda olur. Oradan bana Ulaşabilirsiniz ee, işte Yarın 12'ye kadar Gece 12'ye kadar ulaşmazsanız Bakın gece 12'ye kadar e, Kristal kodum nerede diye söylenmeyin Haberiniz olsun Çünkü bugün videoyu görmeyebilirsiniz ama Yarın gün içerisinde 12'ye kadar bakarsınız diye düşünüyorum Ve ulaşırsınız diye düşünüyorum e, Haberiniz olsun Olmazsa yedek arkadaşlara dağıtırım Bu şekilde Evet bu şekilde videoyu bitirmiş oldum daha fazla söyleyeceğim bir şey yok. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kanalda hala abone değilseniz abone olup diğer videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.